19 Mart 1984'te doktorayı tamamladıktan sonra Haziran'da bir tebrik için Ankara'ya gitmiştim. Beni Devlet Planlama Teşkilatı'na aldılar. Dönemin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı rahmetli Doktor Yusuf Özal el koydu. Dedi ki seni buraya alacağım. 3 yıl Yabancı Sermaye Başkanlığı'nda başkanlık müşaviri olarak çalıştım. Sonra bizim üniversitemiz beni geri çağırdı. Onlar da bırakmak istemediler. Rahmetli Yusuf Özal dedi ki seni bir şartla gönderirim. Ben dedim ki efendim benim çalışmalarım derin dondurucuda kaldı. Doçentlik çalışmalarım. Dedi ki o zaman bir şartla seni gönderirim. Doçent ol gel tekrar buraya alalım. Ben de döndüm 87'de. Ben iyi silah çekenlerden biriyim. İyi çalışırım. Bunu özellikle gençler için söylüyorum. Döndükten sonra 1988'de doçent oldum. İstanbul'da abim rahmetlinin evinde Erenköy'de Yusuf Özal aradı. Dedi ki sözünde dur Ankara'ya gel. Dedi ki sevgili müsteşarım biz taşralıyız. Nezaketsizlik olur. Müsaade edin Erzurum'a dönelim. Ondan sonra geliriz. Döndükten sonra birçok defa beni çağırdılar gitmedim. Ve muhtemelen iyi olmuştur diye düşünüyorum. Ankara'da bulunmam, Ankara'yı tanımam anlamına geliyor. Şimdi 168 tane üniversite var. Bunların içerisinde hayatta kalabilmeleri için iyi öğrenci olmak lazım. İlk bire girdiğiniz zaman Türkiye'de ilk 170.siniz demektir. İkinci olduğunuz zaman 350.siniz. 50. olduğunuz zaman çok arkalardasınız. Hayatta size bir şey gelmez. Onun için iyi olmanız gerekiyor. İhtisaslaşma esastır diye düşünüyorum. Bu gençler eğer çalışırlarsa hayatta kalırlar, yoksa iş de bulamazlar. Zor bir iştir.